Salam, Real İnterview Firdadır. Hazırda biz Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirlikindəyik və bizim mövzu söhbətimiz Türkiyə Respublikasından Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Cahid Bağçıdır. Cənab Səfir, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik qəbula görə. Hoş geldiniz. Təşəkkür edirəm. Real TV-yə bu formatda ilk beləy müsahibənizdir. Əvvəlcə gəlin başlayaq son hərbi təlimlərdən, Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimlərindən. Mustafa Kemal Atatürkün adını daşıyırdı və onun 30-u sona çatdı. Bu hərbi təlimlər bundan əvvəlki təlimlərdən nə ilə fərqlənirdi? Çünki hər dəfə təlimlərdə bir özəllik, xüsusi özəl bir xüsusiyyət olur. Burada nə idi o fərqləndirici xüsusiyyət? Teşekkür ederim. Tabii çok detaylarını bilmemekle birlikte Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik olarak ihtiyaçlar çerçevesinde sınırlı talimler yapılıyor. Son yapılan ismi de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verilen talim sınırlı bir talimdi. Bir takım eğitici değerlendirmeler çalışmalar yapılmıştır bir önceki tatbikatla, talimle kıyaslandığında sınırlı ve süresi de kısa bazı çalışmaların, denemelerin hedef, işte koordinat ve benzeri ağırlıklı topçu olduğu anlaşılan bir tatbikattı. Ama şunu söyleyeyim, savaş kuşkusuz Karabağ Zaferi çok şey öğretmiştir. Azerbaycan ordusu büyük tecrübe kazanmıştır. Eksiklikleri de e, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki as askeri işbirliği kapsamında ve e, ilgili taraflara da bildirilerek bu e, talimler, tatbikatlar yapılmaktadır. E, yasal çerçevede ve belli anlaşmalara dayalı yapılan tatbikatlardır. Şuşa beyannamesinin imzalanmasından bir ay hala geçmeyip, yani yunayın 15'inde bu mühteşem hadisenin biz şahidi olduk. Beyanlamanın icrası hazırda necədir, necə gelir? Yani bak bu son 20 gün ərzində neler değişti, hansı işler görüldü karşılıklı e, anlaşmalar esasında? Kuşkusuz e, Şuşa Beyanlaması iki ülke arasında e, bir müttefikliği, stratejik ortaklığı, e, Kafkasya'da Azerbaycan'ın e, güçlü Azerbaycan oluşmasına, e, istikrarına, Hazar Havzası'nda istikrara katkı sağlaması amaçlanan bir anlaşmadır müttefiklik anlaşmasıdır. Ve Kars anlaşmasıyla benzerlikler taşır. Malumunuz Kars anlaşması eee Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü koruyan bir yöne de sahip. Aynı şekilde Azerbaycan'daki Azerbaycanla Türkiye arasında yapılan Şuşa beyannamesi de ikili ilişkilerin çok daha ileriye taşınmasını amaçlayan, hedefleyen çok boyutlu yönü olan kapsamlı bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın uygulamaya konulması zamanla ortaya çıkacaktır. Biz anlaşmanın bölgeye istikrar kazandıracağına inanıyoruz. Öyle olması için de çaba sarf edilecektir. Bak siz gidelimiz. Naxçivan meselesini, Naxçivanın statüsünü. Yani 100 yıl önce imzalanmış Kart beyannamesindeki Naxçivanın statüsü 2021 yılında imzalanmış beyannamedeki Şuşa'nın statüsüyle ne derecede uygundu? Yani bunu bir diplomat gibi nece şerh ederdiniz? E, Şuşa, Azerbaycan devletinin ilan ettiği kültür, bir kültür başkentidir. Benim kendi öz tanımlamama göre Karabağ, Kafkasların kalbidir. Şuşa, Azerbaycan'ın tacıdır. Biliyorsunuz taç, böyle şapka. E, bu yönüyle Şuşa, e, Karabağ'ın kalbi, Azerbaycan'ın tacıdır. Karabağ Kafkasların merkezidir. Bu bu yönüyle Şuşa'nın sembolik bir e, e, önemi var, tarihi bir önemi var. Bu e, anlaşma bir başka e, ilde de yapılabilirdi. Ama Karabağ'da yapılması Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüyle... Karabağla ilişkilidir ve bunun e, korumaya, Azerbaycan toprak bütünlüğünü korumaya, Karabağ'ın öz Azerbaycan toprağı olduğunu deklare etmeye ve bunu bu şekilde kalmasını sağlamaya yönelik bir beyannamedir. Dolayısıyla e, isminin Şuşa e, olması e, Karabağla ilişkilidir, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüyle ilişkilidir. Bak bu Qarabağ meselesini ki edirsiniz, orada bir e, ortak merkez faaliyet gösterir. Rusya-Türkiye ortak merkezi, monitorik merkezi. Doğru. Gelecekte Türkiye tarafından eskari heyetin yahut teknik heyetin artırılması izah tutulup mu? Son açıklamalar, Rusya'nın e, yaptığı açıklamalar da e, Türkiye-Rusya e, arasındaki ortak gözlemin e, görevini e, son derece iyi yerine getirdiği e, ko, e, birlikte koordine edilir, edilerek Ateşkes anlaşmasına uygun çalışıldığı, monitoring yapıldığı ifade edilmiştir. Şu an itibariyle gözlemin gözlem merkezinin görevini layıkıyla yerine getirmesi, ihlalleri, sınır ihlallerini, tacizleri vesaire rapor eden, önlemeye yönelik bir şeye sahiptir, role sahiptir. Bu bakımdan şu anda başarılı ilerlemektedir. Biz de zaman zaman bu husustaki bilgileri alıyoruz. Basına da yansıyan hususlar var. Kısmi taciz atışları, sızmalar vesaire. Ama çok düşük düzeyde, münferit düzeyde ateşkese uyulması hususunda monitörlük merkezi görevini iyi şekilde yaptığını düşünüyoruz. Bak, Zengazur Dehrizi meselesini istiyorum keçid alak. və bu dəhəlis Türkiyə üçün də əhəmiylidir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da bunu son səfərində də qeyd etdi və ümumiyyətlə beynəlxalq danışıqlarda da xüsusi olaraq vurğulanır. Yəni bu ə, bu əhəmiyyətdə Bağ Türkiyənin hazırki vəziyyətdə, yəni bax Zəngəzur dəhlizinin açılmasına doğru gedən bir müddətdə rolunun necə bu gün müəyyənləşdirmək müyənl yolları. Yəni Rusiya-Türkiyə anlaşması var, aydın məsələdir və nəzərə alın ki, 10 noyabr bəyanatnəməsi ki var, üçtərəfli. Bax, mövcud vəziyyətdə Zəngəzur dəhlizinə gedən o dövr, açılmasına doğru gedən dövrdə Türkiyənin rolu nədən ibarət olacaq? Malumunuz, Atəşkəs anlaşmasının içərisində də Zəngəzurla ilgili bir ə, atıf var. Dolayısıyla Aslında Ateşkes anlaşmasındaki bu atıf bunun olması yönünde bir iradenin ortaya konmasıdır. Rusya'nın, Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın ortak iradesi. Bu yöndeki bir e, e, niyeti ifade eder. E, bu aslında Zengezur Koridoru, sizin ifadenizde Dehliz'i sadece Türkiye-Azerbaycan arasında bir bağlantı değil. Şark'tan garba giden bir bağlantının da aslında şeyidir, ana koridoru olacaktır. Bu herkesin yararına olacaktır. Görülmesi gereken de budur. Ermenistan'ın da yaranıdır, Gürcistan'ın da yaranıdır, İran'ın da yaranıdır, Rusya'nın da yaranıdır. Bu bakımdan Zengezur Koridoru aslında, bakın somut bir örnek vermek istiyorum. Süveyş kanalında bir gemi, Süveyş kanalını tıkadığında dünya ekonomisine, küresel ekonomiye verdiği zarar bir haftada milyarlarca doları buldu. Bozulan mallar, yetişmeyen siparişler vesaire. Pek çok sigorta şirketleri düşünüldüğünde Süveyş kanalı şarktan garba giden en önemli süre bakımından Ümit burnunu dolaştığındaki süreyle Süveyş'ten geçtiği süreye kıyaslandığı Ekonomik değeri olan bir kanaldı. Çok ihtiyaçtı. Ticaret açısından önemli ihtiyaçtı. Ama Zengezur koridoru açıldığında doğudan batıya, şarktan garba giden hat ikinci bir hat olacaktır. Bu orta koridordur. Hazar geçişiyle birlikte. Dolayısıyla e, Zengezur aslında Hazar havzasını daha fazla ön plana çıkartacak. Hazar havzasının bütün herkes için bu havzadaki herkes için Türkmenistan içinde, Kazakistan içinde Azerbaycan içinde, İran içinde, Ermenistan içinde faydalı olacak bir şeydir. Hazar'ın tam bir bir lojistik olacaktır. Aslında e, tam bir artı işareti gibi olacaktır Hazar. Doğudan batıya geçen Hazar geçişi yapacaktır. Hazar'ın etrafında mal alacaktır, mal verecektir. Kuzeyden güneye giden de gene Hazar etrafında hem Türkmenistan tarafında hem Bakü tarafında bu yoldan istifa edecektir. Ben Bakü'den Zengezur'a kadarki koridorun, Azerbaycan'ın gelecekte en önemli ekonomik merkezlerinden birisi olacağına inanıyorum. Türkiye, İstanbul'un Marmara Havzası gibi, Anadolu'ya doğru, Bursa, Düzce, Sakarya, bu etraftaki yoğunlaşma, ekonomik olarak büyük bir lojistik merkezi, üretim merkezi olmuştur. Aynı şey Bakü-Zengezur hattında da. Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Zengezur bir milyondan fazla nüfusu e, e, istihdam edecek, yaşam alanı olacak, ekonomik bir merkeze dönüşecektir. Bunu bu koridor sağlayacaktır. Buradan herkes istifade edecektir. Malların dolaşımını, serbest dolaşımı anlaşmaları yapılacaktır. Bu açıdan e, herkesin yararına olduğuna inanıyorum ve bunu göreceklerdir ülkelerin gelişmesini, refahını, halkın daha iyi bir geleceğini arzu ediyorlarsa, bu ticari nitelikli bir ekonomik koridorun, bağlantının, ticaret yolu. bunu bir demir-ipek yolu gibi düşünmek lazım. Demir-ipek yoludur. Demir-ipek yolundan herkes yararlanmıştır bu coğrafyada. Bugün Buhara, Semerkant, Taşkent, efendim, ee, Bişkek, e, buralar Bakü, Şeki, Şamahı, İpek yolunun ya ana kolların ana koridorundadır ya da kollarındadırlar. Ee, Anadolu'ya gittiğinizde Anadolu'nun bütün şehirleri Sivas'ı, Erzurum'u, Trabzon'u, Konya'sı, Antep'i, Halep'i, Hatay'ı, Bursa'sı hepsi İpek yolunu küçük kasabalar, rayonlar, sizin ifadenizle İpek yolundan yararlanmıştır. Kimi mal vermiştir, kimi mal almıştır. Kimi hayvan vermiştir, kimi tahıl vermiştir, kimi saman vermiştir, kimi nal vermiştir. Herkes yararlanmıştır. Bu bakımdan ben Hazar, Hazar havzasını ve özellikle bu Hazar havzasında merkezin Azerbaycan olacağını, Azerbaycan'ın çok daha güçleneceğini, petrol dışı sektörlerde Azerbaycan'ın önemli bir yatırım avantajına sahip olduğunu düşünüyorum ve bunu tetikleyecek olan da şarktan garba geçen demir ipek yoludur. Halihazırda var zaten bir yol. Pekin'den Londra'ya giden bir yol var. Ama bu yola yeni bir alternatifle daha güçlü, daha kısa bir demir ipek yolu, ...Zengezur koridoru bu yönüyle bir ekonomik bağlantı olarak görmek lazım. Ben bunun yakın bir zamanda eee daha iyi anlaşılacağını eee düşünüyorum. Eee böyle olması yönünde de eee çaba sarf etmek lazım. Savunmak lazım diye düşünüyorum. Cenab sefer yani siz ele gelmir mi ki bu 44 günlük vatan muharebesinden, Karabağ topraklarının işgaldan azad olmasından sonra Rusya-Türkiye münasibətlərində də bir yenilənmə yarandı, bir refresh yarandı. Və son təbii hadisələrdən biri Məclis başçısı oğlu ilə Sergey Lavrovun görüşü bu əsnada maraqlıdır. Siz bir diplomat olaraq bu görüşü necə dəyərləndirirsiniz və bu görüşün Cənubi Qafqaz və Qarabağ konkret desək, region bölgəsi üçün hansı müsbət prognozlarını verə bilərsiniz? Yəni nələr artıq razılaşma olaraq əldə olundu? Cümhurbaşkanlarımızın, həm sayın Cümhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanla, cənab prezident arasındakı görüşmə, həm Ee, Sayın Putin'le Sayın Aliyev arasındaki görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki görüşmelerin sıklığı aslında e, son derece e, açıktır ve somut bir takım e, ilerlemeler sağlamaya yönelik e, çabalardır. Böyle bakmak lazım. Kafkasya'da e, sulhu tesis için e, gayret sarf etmek gerekir. Bu yönüyle Sayın Bakanımız Mevlüt ile Çavuşoğlu ile Lavrov, Sayın Lavrov arasındaki e, görüşme de e, hem ateşkesi korumaya hem de muhtemel şu anda gündemde olan hususlar konusunda istişareleri de içerisinde bulunmuştur. Yani Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, e, sınır anlaşmazlıkları hususundaki e, çözüm biçimleri, e, Mayın haritaları mayın ayrı teralarının verilmesi esirler meselesi pek çok hem karşılıklı Azerbaycan ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde Rusya'nın bu husustaki katkısı için görüşmeler devam etmektedir. Bu ikili görüşmelerin böyle bir önemi var. Ben inşallah bu görüşmelerin neticesinde bir Barış anlaşmasına giden bir çözümün çıkmasını arzu ediyorum, umut ediyorum. Bu da barış anlaşması, Azerbaycan'ın sınırlarının da belirlenmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasında da en önemli tarihi bir sonuç olacaktır. Bunun için bölgede istikrarı korumak için, bu coğrafyada birlikte yaşamak için bu coğrafyanın nimetlerinden birlikte yararlanmak için, bu coğrafyayı daha zengin, daha istikrarlı hale getirebilmek için yapılması gereken çalışmalar, görüşmeler, adımlar sıklıkla atılıyor. Atılmalıdır da bu hususta Türkiye gerçekten büyük çaba sarf ediyor. Hem Sayın Bakanımız Çavuşoğlu hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bazen günde birkaç kez karşılıklı görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Biz Bunların ə, olumlu sonuçlarla neticelendirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bak siz bayaq miras öncə qeyd etdiniz Orta Asiya'nı ə, bundan öncəki sualımızda. Daha dəqiq desəy Orta Asiya şəhərlərini anlattınız və bu günlərdə də biz bir məlumat əldə etdik ki, ə, mediyada bəs ə, Türkiyə Özbekistan arasında müqavilə imzalanıb. Bu iqtisadi müqavilədir və 600 milyon dollardan yüksək bir məbləği nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə Orta Asiya Türk ölkələrinə Türk Türkiye Cumhuriyyətinin transformasiyası, artıq orada nüfuzunun yaranması və bu ölkələrlə bir belə deyək, gələcəkdə daha sıx, həm də nəzərə alaq kökləri, əlaqələrin möhkəmlənməsi baxımından bu bir iqtisadi müqavilələri bax hələ bunu konkret götürək. Başlanğıc hesab eləmək olar mı? Yəni artıq Türkiyə Orta Asiya Türkümuriyyətləri ilə daha sıx əlaqələrə girir. Doğrudur. Bizim ə, hər ölkə ilə yüksək düzeyli strateji işbirliyi, iqtisadi anlamda işbirliyi, qarma iqtisadi Komisyon toplantılarımız var. Bunların çerçevesinde ortaya çıkan ürünler, sonuçlar bazı mukavelelere, anlaşmalara taşınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ortaya koyduğu bir hedef var. Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi haline getirmek, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmaktır. Kuşkusuz bu yolda bir takım geçmişte yaşanan küresel krizler olmuştur. İşte Pandemi dönemindeki sıkıntılar ortadadır. Hem sosyal hayata hem ekonomik yaşama hem üretime olumsuzluklar olmuştur. Ama Türkiye bütün sıkıntılara rağmen büyüyen bir ülkedir hem Azerbaycan'la e, ihracatımızı, ekonomik e, işbirliğimizi e, bugünkünün üç katına çıkartmak. Aynı şekilde e, Orta Asya'da da bunu yapmaya yönelik e, adımlar atılıyor. Ortak üretimler konuşuluyor. E, üretimin bir kısmının e, Asya'ya kaydırılması konuşuluyor, konuşulmaktadır. E, bu çerçevede ele almak lazım ikili e, görüşmeleri önümüzdeki günlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız üçlü bir toplantı gerçekleştirecek e, yakın bir gelecekte Türkiye-Azerbaycan arasında e, Türk, e, Türk Konseyi Ekonomi Bakanları toplantısı olacak önümüzdeki hafta. Dolayısıyla amaç bu hedeflere yaklaşmak aramızda ekonomik işbirliğini de daha derinleştirmek. E, bu, bu yöndeki çabalar sıklaşmıştır ve ürünlerini ee, inşallah e, almak için de gayret gösterir. E, i̇ki ülke arasında hem Türkiye Azerbaycan arasında ticaretin önünde engeller varsa hem Türkiye Cumhuriyetlerle e, ticaret önünde engeller varsa karşılıklı olarak e, ticareti artırmaya yönelik üretimi artırmaya yönelik e, çabalar e, sarf ediliyor, sarf edilmektedir. Bunu böyle bakmak lazım. E, i̇şin şöyle de bir önemi var. Türkiye'nin ee, geçtiğimiz yıllarda ilan edilen bir yeniden Asya yaklaşımı var. Aha, çok meraklı bir ee, yaklaşımdır. E, New Asia diye ee, dolayısıyla yeniden Asya yaklaşımı aslında Asya'nın potansiyelini e, görmek, Asya'nın potansiyelini dikkate alarak hem ticari potansiyeli, hem üretim potansiyelini, hem pazar potansiyelini e, bütünlükçü bir yaklaşımla Türkiye'nin ee, ekonomisi büyük ölçüde e, Avrupa iladır, Batı iledir, Ama e, Doğu'yla da olan e, ticaretini, e, ekonomik işbirliğini güçlendirmek için e, çaba sarf ediyor. E, meseleye biraz e, böyle e, bakıyoruz, böyle bakmak gerekiyor. Yani burada müşterek Türk devletleri kurumlarının da rolünü e, kaydetmek lazımdır. Doğru. Yani e, ülkeler sadece Türk Konseyi'nde bir araya gelmiyorlar. E, iş konseyleri işte bizde DEİK var. E, Türk, e, Türkiye'nin en büyük kuruluşlarının bir araya geldiği üst e, çatı e, bir e, cemiyet. E, bunların çabaları var. İkili anlaşmalar var. En önemlisi de ikili anlaşmada ekonomik e, ikili anlaşmalarda bu ikili anlaşmalar çerçevesinde yürüyen e, faaliyetlerdir. Canım teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ediyorum. Sualımızı cevaplandığınıza e, göre. Sağ ve olun. Ve reyaltiyeye gösterdiğiniz bu sağ dikkate olun. göre. İyi yayınlar diliyorum. başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Gedəcək ki, hazırda biz Türkiyə Jamhuriyaətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyindəyik və bizim həmsöhbətimiz Türkiyə Jamhuriyaətinin Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri cənab Cahid Bağçı idi. Sağ olatqan.